Hizbullah'ın en yoğun katliamların gerçekleştirdiği şehirlerden bir tanesi de Batman'dı. O dönem babam ve dedem olmak üzere aileden 5 kişinin katliamı bu Hizbullah tarafından gerçekleştirildi. İlk başta 1992 yılında babam evin iki sokak ötesinde iş yerini açmaya giderken katlediliyor. Yani anlatılanlara göre vücuduna aldığı 9 kurşun iziyle katlediliyor. Babamın ölümünden 20 gün sonra daha taziye çadırı kaldırılmamışken, yani kısmi olarak devam ediyordu taziyeler. Evimiz iki uzun namlulu silah taşıyan iki kişi tarafından tarandı. Tabii ki taranma dediğimiz eylem bir katliam, planlanmış bir katliam aslında. Orada kesik kesik hatırladığım olaylar var. Bu taranmanın sonunda dedem Şükrü Kılıç ve Antalya'dan taziye ziyareti için gelen halamın eşi Anter Yalçın orada katledildi. Feci bir şekilde katledilmişlerdi. Bir amcam İrfan Kılıç daha 15 yaşında, o da ağır bir şekilde yaralanmıştı. Bir amcam da hafif bir şekilde yaralanmıştı. Ağır yaralı olan amcam da yaklaşık 10 yıl boyunca yatalak kaldı. Tabii ki bir çocuktan bahsediyoruz. Yani tekrardan dile getirmek istiyorum. Bir katliam planlanmış. Çünkü kadın, çocuk, genç, yaşlı fark etmeksizin herkesi öldürmek için gelmişlerdi. Ağır yaralı kurtulan 15 yaşında bir çocuktu. Ve bu güçler çocuklara bile katlettiler. Biz buna tanıklık ettik, buna şahitlik ettik. Daha bu olayın failleri açığa çıkmadan HEP yöneticisi olan teyzemizin oğlu Medeni Göktepe de aynı mahallede evinin önünde silahlı saldırı sonucu katlediliyor. Tabii Medeni Göktepe de o dönem bir siyasi parti yöneticisi ve gerçekten bir barıştan yana bir çalışma içinde ve bunun için de hiçbir şekilde geri adım atmayan öncü karakterlerin bir tanesiydi. 2 Eylül 1992 tarihinde ise DEP yöneticisi amcam Habib Kılıç ve parti meclisi amcam Mala Hikmet Kılıç Elmas Ova'nda silahlı saldırıya uğruyor. Bu saldırı sonucunda Habib amcam olay yerinde katlediliyor. Hayatını kaybediyor. Hikmet amcam da ağır yaralı bir şekilde kurtarılıyor. Partilerine karşı bu saldırı diyen genel merkezden bir heyet oluşturulup Batman'a gönderiliyor. Olay yerini incelemek için dönemin Mardin milletvekili Mehmet Sincar işte Batman'a geliyor. Onunla beraber işte ona yol gösteren Batman il yöneticisi Metin Özdemir de olaydan 2 gün sonra 4 Eylül'de aynen Habib Kılıç ve Hikmet Kılıç'ın silahlı saldırıya uğradığı yerde saldırıya uğruyor. Birçok yaralı kişi olduğu söyleniyor. Tabii ki ismini hatırlamıyorum. Ama orada da DEP milletvekili Mehmet Sincar ve DEP il yöneticisi Metin Özdemir katlediliyorlar. Şimdi o dönem aslında biz dağılmış bir aileden bahsediyoruz. Çünkü neredeyse hepsinin kurşun yediği, hepsinin yaralı bir şekilde ve can havliyle kendilerini aslında sürgüne attığı bir dönemden bahsediyoruz. Hukuki süreci hatırlamıyorum. Bir hukuk sürecin gerçekleştiğini düşünmüyorum. Çünkü o sağlıklı bir hukuk süreci gerçekleşmeyecektir burada. Çünkü bu tetiği çekenler de çok önemli değildi. Birçok tetikçi yakalandı ve söylemleri bunu o dönem işte kimin yaptığını zaten göstermiştir. O dönem onların ortağı, o dönem hükümetin ta kendisiydi. Çünkü tetikçilerin ortağıydı ve isimler verildi. Hiçbir zaman açığa çıkmamıştır. Hala cumartesi anneleri oturma eylemi gerçekleşmektedir. Açığa çıkmamaktadır. Bu kadar zor olmaması lazım. Gerçekten bu kadar büyük olduğunu iddia eden bir devlette bu kadar katliamı gerçekleştiren yapıların açığa çıkması bu kadar zor olmaması gerek. Bir şeyler var ki ucu bazı kişilere dokunuyor ki bunlar açığa çıkmıyor. Çıkmıyor. Bu zaten bütün halkın nazarında açığa çıkmıştır. Tetikçilerin kim olduğu çıkmıştır. Bu nefret söylemleri, bu saldırılar da bunun göstergesidir. Tekrardan dile getiriyorum. Bu serbest bırakılanlar gösteriyor ki aslında bunlar bu kişiler aslında sembolik kişilerdir. Yoksa mümkün değil ya. 100 katliamdan sorumlu olacaksın, bırakılacaksın.
kaçırmalardan sorumlu olacaksın, bırakılacaksın. Tabii ki insan bunları görünce gerçekten üzülüyor. Ve aslında hukuk sisteminin ne kadar aslında artık çürüdüğünü gösteriyor. Cezaevinde hayatını kaybeden yüzlerce hasta tutuklu var. Ve hiçbir şekilde yaşam hakları savunulmuyor. Anayasal hakları olan tahliyeler gerçekleştirilmiyor. İnfazları yakılıyor. Ama 100 kişiyi katledenlerden sorumlu olan şahıslar, katiller bırakılıyor. Ve onun böylesi bir döneme denk gelmesi de tesadüf değildir. Özel savaşın tekrardan devrede olduğunu gösteriyor. Bu bunun göstergesidir. Aslında insanlar üzerinden tekrardan bir mesaj verilmek istiyor. Bundan önce Beyaz Torosları hatırlatan yetkililer de vardı. Ondan hemen sonra bu tahliyeler, bunlar tesadüf değildir. Tesadüf olduğuna hiçbir şekilde inanmayacağız ve kimse de bizi inandıramaz. Yani eğer bir hukuk sistemi varsa herkes bu hukuktan yararlanması lazım. Herkesin yararlanması, eşit şekilde yararlanması lazım. Lakin hala cezaevleri, hasta tutuklular, tutuklularla infazı yanan müebbetli tutsaklarla doludur. Eğer bir hukuk sistemi varsa bu insanlar için de uygulansın. Aslında çocukluğun verdiği psikolojik travmalar evet hala parça parça vardır. Ama tabii ki bu böyle çok bizim için böyle aileyi öne alacak bir durum değildir. Çünkü binlerce insanın katledildiği bir coğrafyadan, Kürdistan'dan bahsediyoruz. Gerçekten dokunduğumuz her evde katledilmiş insanlar var. Yani artık bu topraklarda bedel ödenmiş ağacın bile kalmadığını görüyoruz. Ve bu aslında biraz da aslında olaylara nasıl yaklaşmamız gerektiğini gösteriyor. Tabii ki özel savaşın devreye konulmasıyla beraber başlatılan katliamlar hala devam edilmektedir. Her ne kadar hukuk devleti olduğumuzu iddia etsek de, gerçekten bir bağımsız hukuktan bahsetsek de, o dönemler katledilen insanlar yerine bu dönemlerde zindana atılan insanlar mevcuttur. Kürdistan'da yargılanmayan insan neredeyse kalmadı ya. Eleştiri hakkı yok. İnsanlar konuşmaktan artık çekinir duruma gelmiş. Bütün bunlar o dönemle birbiriyle aynı. Söylemler aynı. Nefret söylemleri, kutuplaştırma aynı. Sadat'ın bugün gündeme gelmesi aynı. Değişen hiçbir şey yok. Sadece yapıların ismi, katillerin ismi değişmiştir. Başka değişen hiçbir şey yoktur. O dönem ölümlerle korkutulmaya çalışan toplum bu sefer tutuklamalarla hem ve ağır tutuklamalarla, müebbetlerle yapılmaya çalışıyor. Bu mümkün değildir. Mümkün de olmayacaktır. Çünkü o dönem katledenlerin çocuklarıyız biz. Nasıl onlar boyun eğmediyse biz de bugün boyun eğmeyeceğiz. Demokratik bir şekilde bu ülkede kalıcı barış inşa olana kadar biz de atalarımızdan devraldığımız bayrağı, yoldaşlarımızdan devraldığımız bayrağı bizden sonraki nesillere mutlaka taşıyacağız.